Herkese merhaba. Bu videomuzda yine bir Kemal Sunal filminin çekildiği yerleri göreceğiz. En çok istediğiniz filmleri not alıyorum. Geçen hafta Kurtlar Vadisi nerede çekildi ile dizilerin çekim yerlerine de başlamış olduk. İlerleyen zamanlarda Kurtlar Vadisi serisi ile birlikte farklı dizilerin çekim yerlerini de göstermeye çalışacağım. Bu hafta sizlerle Kemal Sunal'ın Gerzek Şaban filminin çekildiği yerleri gezeceğiz. Videomuza başlamadan önce filmi kısaca hatırlarken sizler de filmde en çok sevdiğiniz repliği ya da sahneyi yorum olarak yazın. 1980 yılı yapımı olan filmin yönetmeni Natuk Baytan olup senaryosu Erdoğan Tünaş'a aittir. Filmde Kemal Sunal ile birlikte Yadigar Ejder, Ülkü Özen, Muharrem Gürses, Reha Yurdakul, Renan Fosforoğlu, Hakkı Kıvanç, Arap Celal, Süheyl Eğriboz ve Rıza Pek Kutsal ile birlikte birbirinden değerli birçok usta isim yer almıştır. Kısacası Yeşilçam'ın birçok oyuncusu bu filmde oynamış. Filmde Şaban isminde bir karakter yoktur. Kemal Sunal, Osman ve Seyfi karakterlerini canlandırmıştır. Ataköy'de Zübeyde Hanım Caddesi'ndeyiz. Filmin ilk dakikalarında gördüğümüz yer işte burasıdır. Osman yönetmenden kaçıp kendi kendine söylenerek yürüdüğü yer işte burasıdır. O sırada buradaki binaları görürüz. Osman işte bu aradan çıkar ve bu yol üzerinde bu istikamete doğru yürür. Yönetmen mi hamal mı belli değil. Hıyarto iyi bakıyor. Sonra da kabahati bana yüklemeye çalışıyor. Yönetmen mi hamal mı belli değil. Allah Allah. Yine Zübeyde Hanım Caddesi'ndeyiz. Filmde soyguncu karakteriyle yer alan Cihat Tamer'in soygun yaptıktan sonra kaçtığı yer işte bu binadır. Dış cephesinde değişiklikler olmuş. Tüm bu olup bitenleri Osman yolun bu tarafından izler. İşte soygun sahnelerinin çekildiği bina bu binadır. General Naci Tınaz Tepe Caddesi'ndeyiz. Zübeyde Hanım Caddesi ile bağlantılı olduğu yer. Cihat Tamer yani soyguncu soygununu yaptıktan sonra kaçarken işte burayı görürüz. Osman işte burada soyguncunun yüzüne su tabancasıyla su yerine boya sıkar. Soyguncuyu işte burada yakalatır. Burada çekilen sahnelerde işte bu duvardaki duvarın desenini görürüz. Çok kısa da olsa bu merdiveni de görürüz. Polisler bu caddenin bu tarafından gelirler. İşte o sahneler burada çekilmiştir. Ataköy'den sizlere göstereceklerim bu kadar. Şimdi de farklı bir mekana doğru yol alalım. Bu arada videomuzda kanalımıza katılarak destek verenlerin isimlerini paylaşacağım. Zaman zaman ilerleyen videolarımızda da paylaşmaya devam edeceğim. Farklı bir mekanda görüşmek üzere. Onlarca filme ev sahipliği yapmış olan Sarıyer'e bağlı Zekeriya Köy'deyiz. Videolarımızı yakından takip edenler bilir. Daha önceden de burada çekim yapmıştık. Üçkağıtçı, Tokatçı, Huzurum Kalmadı gibi filmlerin çekim yerlerini gösterirken yine buraya gelmiştik. Gerzek Şaban filminde kahvehane olarak kullanılan yer işte bu karşımızda görmüş olduğumuz mekandır. Film çekildiğinde burada tek katlı bir yapı varmış. O yapı yıkılmış, yerine iki katlı bir bina yapılmış. Kahvehaneden eser kalmamış. Ama önündeki bahçesi ve tarihi ağaç halen yerinde duruyor. Kahvehane sahnelerinden bazılarında arkadaki eski yapıların ve Zekeriya Köy Camisi'nin bir kısmını görürüz.
Köylü Hamza'nın Hamdi'nin adamı olduğunu öğrenince karşıdaki kahvede oturacağız der. Demek sen Hamdi'nin adamıymış. Bundan sonra kahvene hiç kimse gelmeyecek. Karşıdaki kahvede oturacağız. Kahvehanenin tam karşısındaki tarihi ağacın altına gelirler. Burada aslında başka bir kahvehane yok. Kahvehanenin karşısındaki kahvehane sahneleri bu ağacın altında çekilmiştir. İşte buradaki tarihi ağacın altına otururlar. O zamanlarda burada tam yolun kenarında başka bir çeşme varmış. O çeşme yıkılarak biraz daha içeriye yeni bir çeşme yapılmış. Osman gazinodan topladığı haracı başlık parası olarak Hamza'ya vermekten vazgeçer ve mahallenin derneğine bağışlar. Hamza bu duruma sinirlenip Osman'ı kovaladığı sahne sırasında işte buradaki binayı görürüz. O yıllarda buradaki çeşmenin tam önünde bir kurna varmış. Hamza'nın düştüğü kurnadan eser kalmamış. Buradaki çeşme yenilendiği zaman kurnayı da yıkmışlar. Hamza burada bulunan kurnaya düştükten sonra arkada Zekeriya Köy Camisi'nin o yıllardaki halini görürüz. Bazı sahnelerde Osman'ı işte tam karşı çaprazımızda bulunan sokaktan gelirken görürüz. Evet Kenan arkadaşım, sokağa doğru dönersen. Mahallenin çocukları Osman'ı kandırıp paraya imza attırarak para aldıkları yer işte burasıdır. Osman abi, bir imzalı resmini versene. Resim kalmadı çocuklar. Kağıda imza at yeter. İyi ama kağıt da yok. Kağıt param var ya abi, o da kağıt sayılır. Lan doğru be. O sahnede gördüğümüz yapıların bir kısmı yıkılmış, bir kısmı da yenilenmiş. Camiye ek bir yapı yapılmış. Minare biraz daha iç tarafta kalmış. Topçu sokaktayız. Osman'ın evi bu sokaktadır. Lale Osman'a seslendiği sokak da bu sokaktır. O sahne sırasında arkadaki binanın bir kısmını görürüz. Osman! Lale! Osman! Lale Osman'ı burada görür, burada seslenir. Ancak yanına geldiğinde farklı sokağı görmekteyiz. Yine Topçu Sokak'tayız.
Lale, Osman zannettiği Seyfi'nin koluna girip evine götürdüğü sırada işte burayı görürüz. Lale ve Seyfi işte buradaki aradan çıkarlar ve Osman'ın evine doğru yürürler. İşte geldik. Anahtar yine eski yerinde mi? Saksının altında değil mi Osman? Ne bileyim ben ya. Osman'ın evinin yeri işte bu binadır. Osman'ın evi yıkılarak yerine yenisi yapılmış. Kenan arkadaşım Osman'ın evine doğru... Soğuk su sokaktayız. Lale Osman'a Topçu Sokak'ta seslenir. Osman arkasını dönüp Lale dediği yer yine Topçu Sokak'tır. Ancak bir araya geldikleri ve Lale'nin Osman'a polis mi oldun diye sorduğu yer işte bu sokaktır. Polis mi oldun? Polis mi? Ah, ne kadar yakışmış. Nereye tayin ettiler seni? Yoksa buraya mı? Kız elbise rol icabı. O sahne sırasında buradaki çeşmeyi ve köşedeki binayı görürüz. Filmde gördüğümüz çeşme yıkılmış. Yerine yenisi yapılmış. Osman Hamza'dan dayak yedikten sonra mahalleli Osman'ı taşır. O sahne sırasında da yine burayı görürüz. Levent'te Akçam Caddesi'ndeyiz. Seyfi'nin adamları Seyfi'nin öldüğünü düşünürlerken "Ah ulan Seyfi, bir dirilip de karşımıza çıksan" dedikleri yer işte burasıdır. Seyfi tam ölecek zamanı buldu. O yokken biz bir hiçiz. Biz memlekete gidersek ne bok yeriz. Ah ulan Seyfi, bir dirilip de karşımıza çıksan. O sırada karşılarına Osman çıkar. İşte o sahne burada çekilmiştir. Seyfi'nin adamları Osman'ı Seyfi sanıp zorla götürdükleri yer işte burasıdır. O sahne sırasında işte burayı görürüz ve arkadaki yapıları görürüz. Onlarca filme ev sahipliği yapan bu mahalleyi bizleri yakından takip edenler eminim ki hemen tanımışlardır. Çekim yerleriyle ilgili sizlere göstereceklerim bu kadar. Şimdi film hakkında sohbet bölümüne geçelim. Filmde mahalle dayanışmasını ve mafyanın aslında gözüktüğü gibi cesur olmadığını işlemişler. Osman başlık parasını mahalleli kurtulsun diye bağışlar. Ama Hamza Osman'ı döverken mahalleden bir kişi bile kılını kıpırdatmaz. Yine mahalleli Osman'ın parayı vermeyeceğini düşündükleri zaman Osman'a karşı tavır alırlar. Bir de şöyle bir parantez açmak istiyorum. Mahalleli sabahtan akşama kadar kahvehanede oturmakta. Hiçbirinin işi gücü yok. Filmin finalinde Kemal Sunal'ın kendisini canlandıran dublörün bıyığı gözüküyor. Hamza çukura düşerken üstünü zaten çamurlu olarak görmekteyiz. Bu da o sahnenin önceden çekildiğini gösteriyor. Filmde iki yerde Şaban ismi geçer. İlk olarak Osman'ın paraya attığı imza sahnesinde Şaban yazdığını görürüz. Diğeri ise
Seyfi ve Osman'ın karşılaştıkları sahnede Seyfi'nin Osman'a "Seni gören Şaban zanneder." demesidir. Oğlum seni ilk gören Osman değil, Şaban zanneder. Bu filmde Dinçer Çekmez de yer alsaymış daha da mükemmel olurmuş diye düşünüyorum. Oyuncu olarak yer almasa da Arap Celal'i seslendiren kişi Dinçer Çekmez'in sesidir. Haklısınız. Yakında evimizden barkımızdan olup sokakta kalabiliriz. Filmin bir sahnesinde çalan arabesk şarkısı Hayri Şahin'in Kader adlı şarkısıdır. Seyfi'nin evindeki Osman'ın fotoğrafı Sahte Kabadayı filminin afişinde kullanılan fotoğraftır. Filmin ilk dakikalarında gördüğümüz Osman'ın yanlışlıkla patlattığı sahne aslında Sakar Şakir filminin finalindeki bakkalın patlama sahnesinden alınmış. Filmin ilk dakikalarındaki film setinde düzenlenmiş patlayıcıyı yanlışlıkla patlatma sahnesi 1968 yılı yapımı olan The Party filminden alıntılanmıştır. Filmin meşhur sahnelerinden birinde musluğu fazla açtıklarını sizler de fark etmişsinizdir eminim. Osman mafya adamlarına "Karşımda karşılıklı sıraya geçin" diye seslenir ve Renan Fosforoğlu'nu işaret ederek "Sen hariç" der. Mafyanın birbirini dövmesinde ve maraton sahnelerinde kendisini göremeyiz. Şimdi karşımda karşılıklı sıraya geçin. Sen hariç. Yaşına saygıdan dolayı sanırım o sahnelere dahil edilmemiş ve büyüklere saygı konusunu da böylelikle bilerek ya da bilmeyerek işlemiş olmuşlar. Film o kadar doğal çekilmiş ki bunu birçok sahnede görmekteyiz. Özellikle mahalle halkının arkadan gelip geçmesi, mahalledeki kadınların karaya girmesi ve bir sahnede çocukların birbirine taş atmasına kadar her şey çok güzel yansımış. Filmin bir sahnesinde filmin yönetmeni Natuk Baytan'ı mafya olarak görmekteyiz. Ve böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu arada Antalya'dan Tarık Şengül kardeşime ve Kayseri'den Mustafa Yıldız'a sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca Instagram hesabımı takip ederek bana destek verebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.